geldiniz, hoş geldiniz. Yine karşımızda bronz bir kadro ve bu ne demek oluyor? Yine efsanevi eğleneceğimiz, yine efsanevi eğleneceğimiz mükemmel bir video. 57 genlik çok kötü bir kadromuz var ve paketlerden çıkan oyuncularla bu kadroyu geliştirmeye çalışacağız. Bakalım kaç gen olabileceğiz. Bugün en az 91 gen olmak istiyorum. Soralım bakalım çarkımıza, bu video kaç like gelirse bir hafta içinde yine bu videodan yapmak zorundayım. Geni sıfırdan paketle kadro kurma için kaç like'mış? Çeviriyoruz çarkımızı. Bizim kurguladığımız çarkımız dönüyor ve bakalım kaç istiyor? 3500 yeni eklendi ve 3500 geldi arkadaşlar. Evet, 3500 like veya daha fazla atarsanız şimdi zor bir şey geldi dersem size arkadaşlar ben size ayıp etmiş oluyorum her seferinde. O yüzden ben hiçbir şey söylememeyi tercih ediyorum çünkü yapıyorsunuz. Ve size haksızlık ediyorum. Dehşet like'lar atıyorsunuz, coşturuyorsunuz. Alttan like'ınızı atın. 3500 beğeni atarsanız ben bir hafta içinde yine bu videodan yapmak zorundayım. 250 bin aboneye doğru da uçarak gidiyoruz arkadaşlar. Hala bu kanala abone değilsen çok şey kaçırıyorsun. Ve eğer abone olursan çok eğleneceksin. Kendine çok güzel bir iyilik yap ve 250 bin abone olmadan aramıza, bu topluluğumuza sen de katıl. O 250 bin kişiden birisi ol. Çünkü çeyrek milyon abone olacağız. Hadi o zaman arkadaşlar. Ben vakit kaybetmeden paketleri açmaya başlamak istiyorum. Şöyle hemen burada arkadaşlar bir tane ultra var. Burada bir tane daha ultra var. İki tane ultra paketimiz var. Bugün takaslar dışında da paketler açacağız. Bakalım neler çıkacak. Çok şey istemiyoruz. 91 geldik bir takım istiyoruz. Bir ultra paket açıyoruz. Güzel bir şansımız olsun. İlk paketle başlıyoruz. Bakalım ne verecek. Şöyle güzel bir kaleciyle başlar mıyız? Abi Şampiyonlar Ligi'ne gitme artık ya. Şimdi bu adamları ben kadroya kurmak zorundayım abi. Gerçekten 85-84-84 ki benim bu hesapta sınır doldu abi. 1198 oyuncu oldu. Ben ne yapacağım bu oyuncuları? Yani arkadaşlar gerçekten boşu boşuna bir sürü oyuncuya antrenman basmak zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok. Şimdi yeni gelen oyuncularımı kadroma koyacağım ki hala hiçbir şekilde yeterli değiliz. O yüzden ben buradan da bir paket açacağım ama önce bir oyuncularımı kadroma koyacağım. Şu erişim limitini 1500'e falan çıkart diye gerçekten çok zorlanıyoruz ya. Şimdi Mats Hummels'i hemen şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Bon, Girino'yu da koyuyoruz. Tabi bunların çok fazla gelişmesi lazım abi. Böyle olmaz. Harvey Elliott'a da koyduk. Ve bu şekilde koyduk abi. Zaten 80'in altındakileri koymayacağız. Ve şimdi abi şöyle takasa geleceğim. Bu erişim limiti bizi bıktırıyor çünkü. Şöyle takastan birkaç oyuncu verip bir oyuncu alacağımız paketlerden açmak istiyorum. 84 gen zahımızı verdik. Ve 80 genliklerimizi artı 82 genliklerimizi de veriyoruz. Şöyle abi 6 oyuncu verelim. Bir tane versin geri de oyuncu sayımız azalsın artık. Ve bir şey ver ya. Abi bir şeyler çıksın şu paketlerden. Ve evet stiller. Yani abi bir şey söyleyeceğim. Biz nasıl 91 gen olacağız? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani tam olarak nasıl 91 gen olacağımızı inanılmaz merak ediyorum arkadaşlar. Umarım oluruz ama yani gerçekten arkadaşlar çok zor görünüyor. Yani stiller geldi bir de paketten. Yani işimiz ilk 11'imi 4-3-3 atak yaptım. Ama ben bu video böyle olursa ben bu videoyu atmam abi. Ben bu videoyu daha coşturacağız. 72 gen oldu takım şu an. 72 gen ne abi? Bizim hedef 91-92 gen. Yani abi arkadaşlar ya gerçekten o kadar sinirliyim ki şu anda ben bu oyunculara. Bunlara falan antrenman basacağım. Mecburum. Yapacak bir şey yok abi. Basacağız. Oynatmayacağız muhtemelen bunu ama basacağız mesela şu an. Yapacak bir şey yok abi. Basıyoruz yani. Rabio'ya da basacağım. Biraz oyuncu sayımızı azaltmak zorundayız. Yani boşu boşuna bir sürü de oyuncularımız gidiyor. Bunları daha sonrası için bir yerde depolayabilsek keşke ama maalesef öyle bir şey yok. Ama sonunda oyuncu sınırımız azalmıştır herhalde. Takasımıza geri geliyoruz. Ve MLS günlük yükseltme takasımızı da açalım abi. Bunu her gün ben bir tane açacağım. Belki bir şey çıkar diye ve 82 gen Fernando çıktı. Hiç bakmıyoruz bile oraya. Şöyle abi şu 93-97'den açacağız galiba. Şu 95 gen de açacağım ben bu videoya özel. O yüzden abi gidip bu paketi hazırlayıp gelelim. Bu arada Kvara'mız satılmış 55 milyon arkadaşlar. Şöyle 112 milyonumuz oldu ve hesapta 2 tane de 95'imiz var sanırım. Onlar da biri 32 milyon biri 24 milyon. Yani gerçekten bayağı sıkıntılı oyuncular ama yapacak bir şey yok. Burada bir de Go'u çıkardım ben video dışında. Yani hesapta gerçekten hiçbir şey kalmadı. Bari bu paketten hem kar edelim hem de 95'lik oyuncumuz şöyle kadroya lazım. Güzel bir şey olsun. Zaten herkes lazım. Hemen şöyle arkadaşlar oyuncularımızı alıyorum. 90'lıkları bu şekilde aldık arkadaşlar. Ve arama kısmına gelip 91'liklerimizi de alacağız. Şöyle 4 tane de 91'lik oyuncumuzu aldık. Zaten bir tane daha paket açacağız. Aslında şöyle Osimhen de alabiliriz ya. Osimhen'i 2 tane alalım abi. Sancho 2 tanesi zaten gelecek galiba. Şöyle direkt olarak gelmiş olsun hepsi. Yani bu da gelmiyor gibi abi. Sancho'yu direkt iptal mi etsek? Ooo yanlışlıkla fazladan oyuncu aldık. Evet geçmiş olsun. Evet arkadaşlar haydi bakalım.
İlk baba paketimiz geliyor. Bakalım paketimizden ne çıkacak? Hadi oğlum be. Hadi çok lazım, çok önemli. Like'ları attınız. Ben de size efsanevi bir video yapıyorum şu anda. Ve bakalım ne çıkartacağız arkadaşlar. Takaslıyoruz. Bir Messi gelir mi be? Hadi hocam şöyle bizi bir coştur. Takasladık açtık. Haydi oğlum. Bir kere Totti'ye git abi. Bir kere Totti'mize gidelim. Ne olur Totti. Güzel. Hadi Arjantin'de. Fransa. Sol kanat. Ooo. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. What champion Kylian Mbappe. Hesaptaki her şey bitmişti. Geri döndük. Paketi. Kaç milyonu açtık abi paketi? Yani şunların tanesi 4 milyondu. 7 kere de 2, 14. 14, 16 daha. 30 milyonu açtık paketi arkadaşlar. 30 milyonu 70 milyon aldık. Bu kadar be. Güzel. Çok güzel abi. What champion ki Mbappe. Hem de videomuza Mbappe geldi. Mis gibi oldu abi. Vallahi billahi. Yani tadından yenmeyecek bir seviyeye geldik abi. Oh be. Ya yemin ediyorum mis gibi. Direkt 5 antrenman Mbappe'ye zaten basacağım abi. Adamsın Mbappe be. Yemin ediyorum adamsın. Kralsın. Mbappe. Abi bu kadro 91 gen olur mu? Koy isimizi kastık bir kere arkadaşlar. O güzel oldu. Devam bakalım abi. Burada bir ultra paket daha var. Hem de Mascheranoğlu. Bakalım ne çıkacak. Hadi hocam be. Haydi oğlum be. Abi bir yola git. Bir şey yap. Gözünü seveyim ya. İki Mascherano falan verseydin bari. Yine 1000 tane oyuncu verdi abi. Kesin açtık yine. Bakalım abi açtık mı? Açmamış olalım ne olur ya. Vallahi yine açtık abi. Takasa geldik. Biraz daha oyuncu basacağız. Biz sıkıntı yok. Kahramanlara geliyoruz. Ve şöyle abi. Daha bu paketi bile açmamışız. 87-97'den şöyle bir şeyler yapalım abi. Totimizi verdik. Oğlum bunlar neymiş la böyle? 86'lık oyuncum yok benim bir kere abi. 82'liklerim var mı yeterince? Abi bir dakika madem öyle bir dakika. Şöyle gelelim biz her zamanki gibi 89-97'lerle başlayalım. Oyuncularımızı alacağız, paketlerimizi açacağız. Yay buradaki paketler, buradaki oyuncular çok önemli. Ben buraya 88 basıyorum, benim için sıkıntı değil abi. Hemen geliyoruz. 2 tane üst üste açacağız. Yay yap şovunu hadi oğlum be. Bir 94-95 daha lazım ya. Hadi oğlum bir 91 gel yapacağız. Abi bu ne ya? Oo güzel. Mendy ve Bowen hemen abi koyalım kadromuza. Güzel. Nice. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Gayet güzel. Hocam iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Hemen Mendy'mizi alıyoruz ilk olarak. Sonrasında Jared Bowen'ı da alacağız. Bowen çok iyi olmadı. Pek iyi olmadı. Ana mevkisinde de. Yani 89'luk bir sağ kanat güzel olurdu aslında ama bu reytingi de düşürüyor. Arkadaşlar aslında paketten Mascherano'yu da çıkardık ama garantiydi diye onu sayabiliriz, saymayabiliriz. Bilmiyorum saymayalım ya saymayalım onu. Arkadaşlar ben daha oyuncu çıkartacağım zaten size. Mis gibi bir kadro da kuracağım. Bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar bu hesapta bizim kahramanlar kısmında ilerletmediğimiz bir yol var. Oraya geleceğiz sizlerle birlikte. Orası nerede? Hemen şöyle göstereyim. The Conductor'da mıydı? Yok Tricky Beast'i ilerletmedik biz galiba. Buradan ilerletmelerimizle paketlerimizi açmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ve bir tane 83 artı Hollanda Ligi karma versiyon oyuncumuz var mesela. Bakalım ne gelecek. Şöyle bir bakıyoruz. 83'lük sol bek geldi. Kullanmayız muhtemelen ama kullanmak istersek de sağ bek'i koyarız. Paketlerde karşınızda olur. Yeni bir pakete şu anda geldik arkadaşlar. 85 artı Premier Lig karma versiyon. Çok güzel oyuncular var oralarda. Totti'ye gidersek bir ayaklanırız bu arada ama gider miyiz? Çok zor abi. Gider miyiz? Ah be abi. Ah be abi. Şimdi buradan 85 bile verebiliyor arkadaşlar. 87 Matheus Cunha. Onu bir kadroya koyalım abi. Onu kullanma ihtimalimiz var. Belli olmaz. Santrafor gelmezse kullanacağız çünkü. Matheus Cunha'yı hatta sabekimizi de koyalım. Kadromuz bir belirlensin. Hala bir kaleci çıkarmadık galiba. Şöyle Matheus Cunha'yı buraya koyuyorum abi. Ve yok buraya Matheus Cunha değil. Buraya Hartman'ı koyuyoruz. Ve Matheus Cunha'yı da ön tarafa yerleştireceğiz. Şu an 82 gen olduk arkadaşlar. Ön tarafımıza da Matheus Cunha'yı yerleştirdik. Ve bakıyoruz arkadaşlar kaç reytingiz? 84 reyting olduk. Sadece bir oyuncumuz eksik. Yani sadece kaleci çıkartamadık. Onun dışında her şeyi çıkardık. Ama Mendy ile Mbappe dışında da baba bir şey çıkmadı şu ana kadar. Yani onu da söyleyeyim. O yüzden daha bir sürü şey çıkarmamız lazım. Kahramanlara tekrardan geri döndük arkadaşlar. Burayı bir tamamlayacağım. Sonra diğer paketlere devam edeceğim. Oralarda daha neler neler çıkaracağız arkadaşlar. Daha bitmedi daha yeni başlıyoruz be. Arkadaşlar Bundesliga'da 87 artı paketi var. Bir Harry Kane falan gelirse vallahi billahi çok güzel yaşarız ya. Çok lazım abi gerçekten ihtiyacımız da var. Çok da güzel olur. Hadi hocam ya şuradan bir Kane yazsan bize. Musiala da olur. Bir Totti'ye git ne olur. 87 artısın be. 87 artısın yap bir güzellik be.
Bir Toti'ye git be. Abi git bir kere Toti'ye git artık ya. Vallahi billahi 80. Ooo güzel de. 91 gelmesi güzel de abi. Ne yapacağız biz bunu? Yani 91 geldi de. Şimdi Dudek var arkadaşlar. Buradan ya buradan 90-97 gelen paketi açmak hiç istemiyorum arkadaşlar. Artık vazgeçmiştim ama bu benim unuttuğum bir paket. Burada Mascherano'yu almak 30-40 kat daha mantıklı. Diğer hesapları zaten hep ama bu video için ben paket açılımı yapacağım abi. 90-97 paketi. Hocam bir Toti ver sonra da bizim bir yüzümüzü güldür ya. Bir kere de 90 veya 91 çıkmasın şu paketten ne olur. Bir kere de 90 veya 91 verme lütfen. Abi her seferinde aynı hatayı yapıyorum. Ya video için açtım tamam bir şey demeyeceğim kendime. Yine abi sinirlenmeyeceğim ama. Yani gerçekten olsun MO çıkması güzel oldu diyelim. Ne diyelim abi gerçekten inanılmaz ya. Vallahi billahi şimdi buradan Matic'i ben buraya koyacağım. Ve abi Grimaldo'yu nereye koyacağız ya? Grimaldo'yu ne yapacağız abi biz? Yedeğe koyalım şimdilik. Bakalım ne olacak Grimaldo abi. Mendy'yi buraya koyup. Aynen abi şimdilik böyle yapacağız. Mendy'yi sol stopere çektik. Grimaldo'yu da sol beke çektik. Bakalım belki üçlü stoper falan oynatırız. Belli olmaz. Kadro şu an 85 iken kalecimiz de henüz yok. Bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar. Çok merak ediyorum açıkçası. Şimdi ben biraz 86-87 gelen oyuncular alayım. Bayağı bir oyuncu aldık arkadaşlar. Bunlar bize yetecektir diye düşünüyorum ama yeterince 82'lik oyuncum olmayabilir. Evet onlar da geldi. Tamam yeterlidir artık arkadaşlar herhalde. Hemen bir bakalım sizlerle birlikte. Yine erişim sınırımız doldu. Yeter artık ya. Gerçekten yeter artık. Hadi bakalım. Şimdi geldik buraya. Bir 87-97'den devam edelim bakalım. Şöyle totimizi verdik. 86'larımızı verdik. 81'likler, 82'likler fark etmiyor abi. Onları da bastık ve hızlı ekledik. Takasladık, açtık. Bakalım ne gelecek hocam. Şöyle güzel mevkilere yüksek oyuncular alabilir miyiz be? İkon olur ama güzel bir ikon. Güzel bir ikon olsun. Maç yapacağız biz bu adamla. Sağ orta saha var ya. Sağ orta saha var abi. Kim bu? Lan McManaman verdi aslında ama abi çok değişik bir diziliş yapmamız gerekebilir. Milinkovic-Savic, Alcaber ve McManaman. Fena bir paket değil aslında. Bu video için gerçekten güzel bir paket. Ama mevkiler çok aynı geliyor. Yani Bowen'la aynı mevkiyle oyuncu geldi. Ne yapacağız? Tam olarak orayı nasıl kurgulayacağız? Gerçekten bilmiyorum. Oraya bir bakmamız lazım. Şöyle bir... Abi yanlışlıkla ilk 11'i aldık McManaman'ı. Ne yapacağız bilmiyorum abi. Bir tane oyuncuyu yanlışlıkla çıkardım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Neredeydi o? Matic de vardı. Matic de buraya alıyorum. Şimdi abi McManaman'ı zaten buraya alalım. Bunu buraya alsak kaç oynuyor? 84 oynuyor. Tamam Elliot'ı bir kadrodan çıkardık. Hatta abi oraya Alcaber'i koyalım. Yani şimdilik ne yapacağız bilmiyorum. Sağ orta sal dizilişe geçsek de Mbappe oynayamayacak. Santrafor'a MF'yi koyalım. MOO'ya kimi koyalım abi? Mbappe oynuyor mu? MOO'da yok abi. Sıfır oynuyor. Yani gerçekten burası birazcık karıştı arkadaşlar. Bu da burada 84 oynuyor. Ve en yüksek rating bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdilik en yüksek ratingimiz bu şekilde. Sağ orta sahamızı sağ bek yerine koysak hala bir kaleci çıkmadı. Şöyle 83'lük oyuncuyu artık çıkardım abi ben kadrodan. 81'liği de çıkardım. Tamam kadro şu an bu şekilde ve 86 rating. Devam edelim bakalım paketlerimize. Hocam şöyle bize bir güzellikler yap ya. Hadi hocam be. 89-97'yi açıyoruz. 89-97'ye güveniyoruz. Hocam hadi. Güveniyoruz sana. Bizim yüzümüzü güldür. Bizi mutlu et. Hadi bakalım. Açıyoruz paketimizi. Bakalım ne çıkacak. Yap ye şovunu be. Yap bir şovunu yap abi. Hadi artık ya. Oo en az 93 lan. Aman Nakata. Ama 93. Olur abi. 93 geldi. Yanında da 89. Nakata geldi. Güzel. 93 çıkardık abi. Gayet güzel. Ulan en az 93 o kahramanlardan sonrası. 93'ün üstüne çıksak ne güzel olmaz mı ya? Vallahi billahi. Yani abi bir şeyler daha yapılabilirdi. Şöyle abi yedeği aldım. Bir şimdilik yedeği aldım. Aslında yedekten zaten çıkaracağız ama... Abi kesinlikle MF'li dizilişlemi oynayalım diyeceğim de burada bizim MOO'muz da var. Şöyle abi bakıyoruz şu anlık böyle hala kadro. Hadi bakalım bir tane de 87-97 açacağız. Bakalım 87-97 bize ne verecek. Abi sonra kaleci çıkartana kadar 85'lik paketi açmak zorunda kalacağım ben bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Kaleci çıkartana kadar açmak zorunda kalacağız. Çünkü iyi bir kaleciyle oynamak istiyorum. En az da 85'lik de bir kalecimiz olsun yani. Hadi 87-97 güldür yüzümüzü artık. Güldür yüzümüzü ya. Hadi artık ya. Şöyle güzel bir kaleci versen vallahi çok güzel olur. Aha hadi lan. Abi sol kanat dese var ya arkadaşlar yemin ediyorum. Ego bu biliyordum. Biliyordum sevinecektim. Çünkü 97'lik MF de var. 97'lik MF de var arkadaşlar bu paketlerde. Yani hem de Fransız biliyor musunuz? Öyle bir fake'e gelirdim. Allah'tan daha önceden baktım. Bakın Papin de gelebilirdi. Papini de çok bekledim bu arada. Ulan iyi ne kadar MF verdin lan yeter lan. Diğerleri kimler çıktı onlara bakamadım bile. Ulan 2'dir 93 çıkartıyoruz ama
Yani abi yetmiyor bize ya. Biz aç gözlü de değiliz ama böyle bir mevkiler uymuyor abi. Vallahi reytingler çok iyi. Gerçekten reytinglerden çok memnunum abi. Vallahi billahi çok memnunum. Ya reytingler benim için gerçekten çok okey. Ama abi bazı şeyler uymuyor. Onları uydurmamız lazım. Şimdi abi şu stilleri de artık buradan çıkartıyorum. Ya 89'luk MDO ve 93'lük MF çıktı. Bir tane de MF'miz burada var. Kadro 88'gen şu anda. Bu stoperi de çıkardım abi. Hala 88'gen. Matheus Cunha'yı da çıkardım. Hala 88'genlik bir kadro ve 157 milyon değeri var. 88'gen bir kadro. Güzel bir kadro oldu aslında ama daha bir şeyler daha çıkması lazım arkadaşlar. Bu şekilde yetmez. Ama şimdiye kadarki bence net bir şekilde en iyi video arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Daha bitmemesiyle birlikte gerçekten bizi hala heyecanlandırıyor. Güzel mevkiler. Oğlum bir kaleci ver ya. Vallahi kaleciyle uğraşmayalım. Kaleciyle çok uğraşırız abi. Bak gerçekten bayağı uğraşırız. Ver bir kaleci. Ver bir kaleci hocam. Hadi ya. Ver bir güzel bir kaleci. Açıyoruz. Geliyor. Hadi oğlum be. Bastık. Şöyle güzel bir kaleci gelir mi? Abi bu sefer Rivers. Ulan Totti'ye bir türlü gitmedi ya. Totti çıkarsa en az 90 garanti ve ya bu paket bizim hiçbir işimize yaramadı açıkçası. Bu paketi tamamen boşuna açtık arkadaşlar. Şöyle 93-97'ye geldik. Ben bundan bir tane açacağım bu videoda. Yani bakalım ne olacak ama gerçekten abi bir tane açacağım. 88 de vereceğim. Toti vereceğim ya. Totiler artık benim için ucuz zaten. 88'lerle aynı değerde abi totiler zaten. 85'liğimiz oğlum her şeyimiz var. Vallahi paket bedavaya geldi abi. 84 var mı? 84. Yani 85 yetecek mi? Yetiyor, yetiyor, yetiyor. Olur. Stilleri de bugün çıkardık zaten. 82'likler yeterli mi? Abi onlar yetersiz ya. Vallahi 82'likler yetersiz. Buraya da 86'ya mı çıkmamız lazım? Vallahi abi 82'lik biraz daha alalım. Zaten bir tane pazarda var ama bir tane bize yetmiyor. Alalım hemen. Tamam, 7 tanesi bize gayet yeter arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Gayet güzel. Hemen geliyoruz. Hocam bak kadromuza bakıyoruz. Bak kalecimiz yok bir kere. Ya sol kanat verirsen Ginola olur mesela abi. MF verip duruyorsun. Şu Fransa'ya gidip MF verdiği zaman abi öyle bir heyecanlandırıyor ki ya bu paket kadar mantıksız bir paket aslında gerçekten yok da. Biz yine de açıyoruz. Ye sen de bize bir güzellik yap ya. Gerçekten yani biz bu paketi yine de açıyoruz. Sen de bize bir güzellik yap ya. Hadi ya artık yap ya. Hadi artık 1.97 ver artık şu paketten ya. Bayağı bir oyuncu basıyoruz hocam şu pakete. Bu video için değer dedik aldık. 93 verme. Ne olur abi ya. Haydi da en az 95 gelsin mi bakalım. Fransa sol kanat hemen. İspanya sol bek. Capdevila 95. 95'i verdi arkadaşlar bize. Yani var abi sol bek çok var ama yani çok sol bek çıktı. 95 güzel en az 95 dedik onu da verdi. Gerçi bu pakette arkadaşlar sadece bunlar var ya. Bu pakette kayıt çıkabilirdi. Lucio çıkabilirdi. Olur abi 90. Bu arada benim ana hesabım bir dakika ana hesabım için güzel olmuş olabilir. Benim ana hesabımda 95'lik sol bek var mı? Vallahi olmayabilir. Bir dakika abi şöyle değiştir diyelim bakalım. Var mı bilmiyorum olmayabilir. Abi şöyle pozisyon olarak bakarsak o benim sol beyim Bensabayın iyiymiş. Capdevila gayet güzel oldu abi. Tamam Capdevila'ya sevindik. Kadro için güzel oldu. Mbappe'den coins kastık. Capdevila da bizim için gayet güzel oldu abi. Ratingimizi yükseltti. Şimdi abi burada sol bekimiz var. Onu buraya mı alacağız? Yani bilmiyorum abi ne yapacağız bilmiyorum. Yani buradan Mbappe'ye çıkarsak 89 oldu takım. Yani garip garip durumlar var arkadaşlar şu anda. Ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Hala kaleci çıkartamadık. Kaleciler çıkmıyor abi bize asla. Başka ne paketimiz var? Şöyle bir bakalım. Yani abi 80-97 açılmaz. Bunları da almayacağız. MLS'e geldik. Buradan yardıracağız. Bakalım neler çıkacak abi. Bir tane 84'ümüz var sadece. O da sıkıntı. Ve abi ben 80-84 falan bayağı bir alayım gidip. Arkadaşlar bu arada şöyle saçma sapan bir şey var. 84'lüklerle 82'liklerin değeri tamamen hemen hemen aynı olmuş neredeyse. Çok ilginç bir durum gerçekten. Yani 81'likler de alınmadığı için onlar yerine zaten 82 alıyoruz. Ve bu şekilde çok ilginç bir durum olmuş oluyor arkadaşlar. 10 tane de 84'lük aldım. Bu kadar almaya da gerek yok abi. Kaç tane paket açabilirsem açacağım ama 84 de basabilirsek 84 de basacağız. Oraya sıkıntı yok. Yani 82 yerine 84 basmamın hiçbir coin anlamında farkı yok. Hemen şöyle hızlı ekle diyelim. Böyle uzaklaştır hızlı ekle diyelim. Abi Dudek ekliyor ama ya. Burası 82 artı olsaymış keşke. Yani gerçekten Dudek ekliyor sürekli. Dudekleri keşke koydurmasak buraya. Takaslıyoruz bakalım arkadaşlar. Haydi yey. Yap şovunu. MLS yükseltme takasımızın ilk paketi geliyor abi. Bu yola geldiği anda ben direkt ekrana tıklayacağım. Bu oyuncu bizim hiçbir işimize yaramaz. Hemen şöyle arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım ne çıkacak paketimizden. Hadi abi haydi buradan baya bir şeyler çıkması lazım. Hadi oğlum be.
Abi şu kaleci ver bari ya. Bir tane kaleci vermiyor abi. Nasıl kaleci çıkaracağız? 1000 tane oyuncudan birisi kaleci olmaz mı abi? Kaleci çıkma ihtimali 7'de 1, 8'de 1, en azından 11'de 1 falan olsun abi. Kaç oyuncuda bir tane kaleci çıkmıyor ya? 1000 tane oyuncu çıkardık. Aha ikon hadi kaleci ver ya. Abi bu da kaleci değil. Abi aynı oyuncuyu çıkardık bile. Daha önceden 90'lık oyuncu çıkıyor. Ama daha önceden çıkardığımız biri. Gel artık ya. Abi ben sonsuza kadar kaleci mi açacağım burada? Ya gerçekten sonsuza kadar... Kunde geldi şimdi de. Yani abi ben anlamıyorum. Gerçekten bazı şeyleri çözemiyorum. Ya bu oyuncuları bitene kadar bunları açacağım arkadaşlar. Kaleci arıyoruz. Hala bir tane kaleci bile çıkmıyor. Ve güzel bir şey de çıkabilir mi acaba ya? Abi kaleci... Aha! Hoş geldin ya. Vallahi Uğurcan Çakır çıktı arkadaşlar. Bakalım kadro 91 gen olacak mı? Olmazsa biraz daha bir şeyleri zorlarız belki. Hatta ben biraz daha paketle açmak istiyorum. Benim için yetmez bu. Uğurcan Çakır gel buraya abi. 85 yetmez ama bize herhalde ya. Bakalım abi ama kadro çok iyi. 90 gen abi. 90 gen ya. Şöyle şunları çıkarsak hala 90 gen. Arkadaşlar kadro şu an 90 gen. Bizim için yeterli olmadı. Bizim daha bir şeyler çıkartmamız lazım. Bu paketlere devam edebiliyoruz. Ratingi arttırmamız lazım abi. 89'luk falan bir kaleci. Gerçekten çok güzel olur ya. Gerçekten öyle güzel olur ki. Hadi hocam ya. 89'luk falan bir kaleci şöyle. Bizim için mükemmel olur ya. Mükemmel olur ya. Abi bir Totti'ye gitmiyor ki bir 90'lık oyuncu bekleyelim. Yani 84'lükler de bitti. Tamam bu paket bitti arkadaşlar. Bu paketi biz bitirdik. Şöyle kahramanlarda başka ne var? Yani bunu bir açalım abi. Bunu bir açalım. Bakalım ne verecek. Yani gerçekten merak ediyorum. 77'likler bastık bu arada. Oo 70'lik oyuncu falan kalmadı hesapta. Hadi bakalım. Oo abi. Yani abi kaleci maleci yok ya. Kaleci falan yok hiçbir yerde. Nereden kaleci çıkaracağız hiçbir fikrim yok. En azından çıktı abi. En azından kalecisiz değiliz. Uğurcan Çakır çıktı paketten en azından. Şöyle bir geleceğim abi. Şu paketi de açacağım. Ya bu videoda her şeyi basıyorum. Siz de like'a basın abi. Şu ekrana tıklayın. Like'ınızı atın ya. Hadi bakalım abi şöyle bir like'lar da şans getirsin. Totti dedin yüksel be. Abi. Abi. Bu kaçıncı sol bek? 90-97 arası biliyor musunuz bu? 90-97 arasından 90 çıkıyor. Yani garanti değil. Orayı bulduk. %15 şansla 90-97 arası çıkma şeyini bulduk. Ama oradan da hiçbir şey çıkmadı. Abi benim bu kadroyu 91 gen yapmam lazım ya. Nasıl yapacağız abi biz bu kadroyu 91 gen? Bir şekilde 91 gen yapmam lazım benim bu kadroyu. Nasıl yapacağım abi? Vallahi çok lazım. Çok gerekiyor yani şu an 91 yapmam. 90'lık bir oyuncu koysak şuraya. Olmaz tabii ki. Yani Alcaber bir tane daha var. Onu alıp ona bassak falan. Ya gerçekten abi işimiz o kadar zor ki biraz. Yani şu Uğurcan'a Dudek mi bassam acaba ya? Abi Uğurcan'a bir tane Dudek basacağım. Ya bu Dudekler bize lazım olur ama çok artık çok çoğaldı. Ve abi bakalım. Bastım. Çok gereksiz bastım muhtemelen ama ne olacak bilmiyorum. 86 gen oldu arkadaşlar. Şöyle bir bakalım bakalım Uğurcan ne durumda. Oho çok güzel. Bir tane direkt yaptık. Tamam abi yaptık. Şimdi gerisi abi. Gerisi bu şekilde bizim coşturmalarımıza kalmış bir durum abi. Bakalım neler yapacağız. Diziliş bu diziliş güzel galiba. Kadroda yani 1000 tane sol bek var abi. Defans hattını full sol bekleyelim mi ya? Vallahi defans hattını full sol bekledim abi. Defans hattını full artı full sol bek yaptım. Full sol beklerden oluşan mükemmel bir defans attı. Şöyle yedeklerden girebilecek birisi var mı diye de bakıyorum arkadaşlar. Son zamanlarda çıkanlara şöyle bir bakıyoruz. Ama arkadaşlar sanırım başka da kimse yok yani. Bu oyuncuları koyduk çıkardık falan ama bizim için bu kadro bu şekilde yeterli. Şimdi ben bütün oyunculara basma gerçekleştireceğim. Herkese bir basacağım. Yani McManaman'a bir 5 antrenman bastık arkadaşlar. Şöyle gelelim Mbappe'ye bastık mı ya? Mbappe'ye ben direkt bastım zaten. Mbappe'nin de şöyle özellikleri ne olmuş bir bakalım abi. Gerçekten adamımız kralımız mükemmel oynayacak bence. Maçı da bize kazandıracak. Mbappe'nin silinme ihtimali var bu arada arkadaşlar. Maçı kazanamazsak biliyorsunuz şarka gidiyoruz. Yani umarım kazanırız. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle buna da bastık. Başka böyle çok baba oyuncu var mı? Ön tarafta Govu'ya da basalım. Çünkü Govu gerçekten arkadaşlar bayağı iyi bir oyuncu. Yani şöyle baktığımız zaman abi. Hızı 94. Ya hızı yükselse yeter. Şutu da yükseliyor. Şutu bir tane daha yükselse. Bu kadar yeter Govu'ya. Govu 101 hızı ulaşıyor abi. Santrafor'da 101 hızlı. Gerçekten mükemmel oynar bence. Onun dışında da kimseye bir şey basmayacağım abi. Ben bu şekilde maçıma çıkıyorum. 4 tane sol bekle defasta. Bakalım neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım oyna diyoruz. 91 genlik takım kurdum. Sizin için yaptım bunu. Sizler de like'ınızı atın. Oyna diyoruz. Bakalım maçta başımıza neler gelecek. Kral 21 ile oynuyoruz arkadaşlar. Bizim kadromuz 91-90-88. Rakip 92-92-90. Bakalım başımıza neler gelecek. Gerçekten çok merak ediyoruz.
Haydi bakalım. Yani kadromuz fena görünmüyor arkadaşlar açıkçası. Güzel oyunculardan oluşuyor. Bakalım neler yaşayacağız. Arkadaşlar geliyorlar. Kite'la geliyor. Kite'la geliyor. Kite'la geliyor. Bir müdahale denemesi. Kale bomboş. Bomboş. Arkadaşlar 1-0 geri düştük. Yani bu kadroda çok iyi oyuncular var. O yüzden ben bu kadrodan oyuncu silmek istemiyorum. Maçı kazanmamız gerçekten çok önemli ama zor gibi görünüyor. Gerçekten hani rakibi gördüm. Benim defans gerçekten abi full sol bekle. Hiç olmadı. Bir fantezi yapalım dedik ama yapmasaydık daha iyi. Yani Mbappe. 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 Matic şimdi. Matic'ten Grimaldo. Grimaldo'dan Mbappe. Mbappe şimdi. Mbappe alacak mısın artık topu ya? Mbappe niye topu almıyor abi? Abi bu kadro gerçekten oynaması o kadar zor ki bu kadroyla. Yani hiçbir yerde topa sahip olamıyorum abi. Rakipten topu alabileceğim herhangi bir alan yok. Milinkovic Savic aferin. Hadi abi artık çıkalım ya. McManaman verdi pasını şimdi. Şimdi Govu. Govu'dan pas. Bir daha McManaman. Yürü lan oğlum. Yürü oğlum be. Haydi oğlum Mbappe neredesin? Mbappe geride kaldı ya. Oğlum ne yapıyorsun Mbappe niye gelmedin? Abi ofsayttan çıkmak bu değil. Govu bu arada attı. Abi Mbappe'nin ne yaptığını gördünüz mü oğlum? O nasıl bir taktik? Ben size öyle mi çalıştırdım lan? Öyle ofsayt taktiği mi olur? Nasıl bir çıkış o? Abi orta sahaya kadar koştu ofsayttan çıkmak için. Ben de hizalı gelsen yeter oğlum. Ofsayt böyle bir şey değil ki. Ya gerçekten inanılmaz. Neyse 1-1 yaptık. Bu çok önemli bir goldü bu arada. Çok fena sinirlenirdim bu pozisyon gol olmasa. Çünkü çok alakasız bir şekilde Mbappe bir anda geriye atladı. Yani ve bekledi de orada. Vallahi bayağı bir zor bizim için. Hadi bakalım Grimaldo şimdi. Mbappe. Arkadaşlar ilk kere 1-1 bitti. Bakalım ikinci yarıda başımıza neler gelecek. Kaptevia. Kaptevia'dan Matic. Matic'ten Mbappe. Mbappe yap artık bir şeyler. Mbappe'den bir şeyler bekliyoruz. Govu şimdi. Govu Mbappe'ye bir daha oynadı. Çok da güzel oynadı. Govu sen nasıl mükemmel bir topçusun ya. Maldo mükemmel aldı. Şimdi Matic bir daha Mbappe. Mbappe. Mbappe bomboş. Mbappe niye rainbow yapıyorsun? Abi şu oyundan rainbow'u gerçekten... Gol! Gol! What champion Kylian Mbappe! Su! İşte bu kadar arkadaşlar. Mbappe attı golü. Yani rainbow'a hiç gerek yok abi. Şurada bir tık tık hareketini yapsak daha güzel bir gol atabilirdik. Neyse ki çok güzel çakıyor Mbappe. Ama Mbappe onun dışında bir kontrol edemiyorum arkadaşlar Mbappe'yi. Garip garip hareketler yapıyor. Onun ya Govu'yu da aşırı beğendim. Yani ilginç şeyler yaşıyoruz. Bakalım neler olacak. Govu'nun pası şimdi Mbappe'ye. Govu'nun paslara bak abi. Neler yapıyor Govu ya? Mbappe çok güzel geçti. Mbappe abi şunu yapma ya. Ben unutuyorum hep. Mbappe ah be. Abi defansta yokuz yokuz. Gerçekten ben bu maçı gerçekten bir tane daha gol yemeden bitirirsem helal olsun. Yani buraya kadar iyi dayandık. Hadi oğlum Mbappe yürü Mbappe. Bastır Mbappe. Yetişemezler sana. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe herkesi geçti. Mbappe. Çek çek topu. Hocam faul yok mu? Var. Tabii ki var. Mbappe'yi faulsüz durduramadılar. Zaten maçı da bu şekilde bitirdik. Nakata'da top. Nakata'da top. Nakata şöyle bir vur bakayım. Deneme yap bakalım ne olacak. Barajdan döndü. Arkadaşlar çok saçma bir yerde faul aldık. Keşke birazcık güzel bir yerde alsaydık. Diyecektim ki. Abi alır mıyız topu? Aldık hoca bitirme be. Arkadaşlar 2-1 kazanıyoruz. Çarkada gitmiyoruz. Oyuncumuz da silinmiyor. Vallahi Mbappe silinse çok kötü olurdu. Maçı güzel çevirdik bence. Gerçekten güzel çevirdik. Şöyle bir gol emojisi atalım rakibimize. Bakalım şimdi kadromuza geçelim. Neler var kadromuzda? Ana sayfamıza geliyoruz arkadaşlar. Bugün coin stack astık. Bugün çok güzel şeyler de yaptık. Bu kadromuz bize gerçekten çok güzellikler getirdi. Ve Govu'yu iyi keşfettik abi. Bir MF lazımsa... Kesinlikle bu adamı kullanın. Yani mükemmel bir topçu kesinlikle abi. Hiç buradaki özelliklerine bakmayın. Oyun içinde mükemmel abi. Buradaki özellikleri de zaten fena değil. Ve Mbappe'miz gerçekten çok güzel. Hemen şöyle bir otomatik kur diyorum abi ben buraya. Mbappe'yi şu an satmayacağım bu arada. Mbappe'yi niye şu an satmayacağımı da söyleyeceğim ama. Şöyle ben bir şunları çıkartıyorum. Yaya Ture'yi kullanacağız abi. Bu diziliş nedir ya? Yani burada baktığımızda Mostova'yı, Nedved'i, Ben Sebaini'yi, Dante'yi ve Onana'yı yedeklerden çıkartabiliriz arkadaşlar. Ve bu şekilde çok güzel, mükemmel bir kadromuz olur bizim. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar kadromuz. Kaptevia'mız da var artık. Bunlar zaten satılabilir arkadaşlar. Bunları satacağız. Ben Sebaini yerine Kaptevia geldi. Onun dışında da gayet güzel oyuncularımız zaten var. Ve coşturmaya, yardırmaya devam ediyoruz. Burada zaten abi şuralarda bir sürü oyuncu oldu artık. Bunları bir şekilde kullanalım. Maskeranımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Ki maskeranı almamamıza rağmen yani. Mbappe tabii ki burada asıl oyuncumuz değil arkadaşlar bizim. Burada asıl oyuncumuz şöyle bir Rivaldo diyelim ve kadromuzun reytingi hala 95. Kadromuzun reytingini yükseltmişiz. O güzel oldu. Mbappe'yi pazarda sattığımızda ne kadara satılıyor onu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Pazarımıza gelelim. Oyuncularıma gelelim. Mbappe şöyle arkadaşlar sat dediğimizde 73'e falan gider mi diye bakalım arkadaşlar. Şu an gider 73'e ama ben daha çok değerinin artacağını düşünüyorum. Bu 95'lik paketler bir gitsin abi. O zaman bu üçlerinde değeri artar.
3 pakette 30'ar milyonluk paket abi. Biri 25, biri 30, biri 70 verdi. Gayet güzel arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.